İyi günler arkadaşlar. Yiğit Şahin adlı arkadaşımız Dynes ve Alpine Star'la bir kombin istedi sanıyorum. Dynes var, Alpine Star yok arkadaşlar. Dynes'in de belirli ürünleri var zaten. Dynes'in üstündeki ceketi var. Diğerlerini işte Dynes eldiven de yok. Onun yerine işte Revit'in şu modelini tanıtacağım. Bu modelin adı da Chevron 2. Chevron 2'nin tanıtımını zaten daha önceden görmüşsünüzdür. Diğer kaskları ve işte pantolon önerilerinde paylaşmaya çalışacağım sizlerle. Yiğit Şahin adında arkadaşımız 7000 TL'lik kombin istemiş. Bu 7 TL'lik kombinin içinde işte Dynes'in pelle D1 ceketi var. Nasıl bir ceket derseniz, göründüğü gibi tamamen deri fakat kol içleri kumaş olarak yapılmış. Kolları hem cırt cırtlı hem fermuarlı olarak yapılmış ve şu kısımlarında göğüs korumanızı koyabileceğiniz yerleri var, iki tane. Bir tane şu kısmında fermuarla Dynes pantolonunuzu tekrar giyebileceğiniz bir yeri var. Fakat bizde Dynes pantolonu yok, tekrar hatırlatıyorum onu. Ama deri pantolon önerilerimi altına yazacağım, altına ekleyeceğim. Şu iyi kaslardan başlayayım ilk önce, sonra işte üstündekinin detaylarına geçerim. Şu iyi NX'ları veya işte şu iyi Q-West'i öneriyorum ben bu kombinle beraber. Nasıl özellikleri var? Tabii trikompozit bir yapısı var, aynen trikompozit bir yapısı var. Dış kabuğunun trikompozit yapısı var, kademeli açılan camı var. Ve hani iç petleri gerçekten iyidir, ön havalandırma kanalları iyidir, pil lock yerleri vardır. Hani üst havalandırma kanalları elle idare edilebilir, şu arka hava kanalları elle idare edilebilir şekilde yapılmış. Spoiler'ın hemen altına koymuşlar onları da. 1360 gramlık hafif kaslardan bir tanesi. Dediğim gibi iç petleri çıkartılabilir, double duty bağlantıya sahip ve iç petleri sessizliğiyle iyi bir kastır. Şu Q-West ise çok az daha farklı fakat hani aynı yapıya sahip, yine kademeli açılan bir camı var, işte double duty bağlantısı var altında, havalandırma kanallarının tipi değişik fakat işlevi aynı. Şuradan açılıyor, kapanıyor ön havalandırma kanalı, kademeli açılan camı var, üst havalandırma kanalı var, arka spoiler'ın hemen iki yanına yerleştirilmiş şu şekilde. Küçük havalandırma kanalları var, havalandırma kanalı, hava çıkış kanalları var. İç yalıtımı ve sessizliği ile iyi bir kastır Q-West. Aynı zamanda hani işte double D bağlantıya sahip olması ve boyuna çok iyi oturan boyun pedlerinin, boyun pedlerinin iyi olması bu kaskı en iyi kasklardan bir tanesi yapıyor. NX'ler de gerçekten güzel bir kasktır. Bu iki kaskı da önerebilirim. Dynes'in bu montu şu şekilde özelliklere sahip, uzun şekilde yapılmış. Özellikle dirsek korumalarına sahip, hani dirseğinizi tamamen sarıyor ve tabii ki yani bu dirseğinizi sarması için üstünüze tam almanız gerekiyor montları. Şuraya kadar gelen, şu kısma kadar gelen özel korumalara sahip Dynes'in yani özelliklerinden bir tanesi de hem dış hem iç korumalarının olması. Fakat sırtında herhangi bir korumayla gelmemesi. Sırtında korumayla gelmediği için sırt korumasını sizin almanız gerekiyor. Alt tarafı fermuarla birleştirip kapatılıyor şu şekilde ve aynı zamanda şöyle bir çıt çıtla boyuna kadar kapanıyor. Yan tarafında tabii her montta olduğu gibi iki tane cebi var ve şu kısımlarında da tekrar çıt çıt koymuşlar. Onu da belinize göre oturtabilmeniz için. İçini tekrar göstereyim. İçi delikli bir yapıya sahip, yani nefes alır bir yapıya sahip, hani aşırı terlemenizi engelleyecektir ama deri olması tabii ki kazalara ve işte sürtünmelere karşı sizin dayanıklılığınızı arttıracaktır. İçinde herhangi bir astar yok. İstiyorsanız hani kış sürüşlerinde üşürseniz deri üşütmeyecektir. Tabii ki o da belli bir dereceye kadar. Fakat hani üşürseniz içinize bir rüzgarlık, yağmur, bir astar gibi bir şey giyebilirsiniz. Sözünü ettiğim Revit Chevron'un eldivenleri ise gerçekten güzel eldivenler. Bu eldivenleri şöyle göstereyim. Elime giyerek göstereyim.
Bunlar uzun eldivenler, istiyorsanız kısa eldiven de alınabilir. Çünkü hani diyelim işte bu bana bir beden büyük, o yüzden hani böyle biraz kıvrılıyor. İstiyorsanız içine doğru kıvırır, sokarsınız, üstünden kapatırsınız. Elinize tam olarak almanız da gerçekten önemli. Mesela işte bu bana bir şey büyük ama işte diyelim bunu aldım, kışında içine bir içlik giydim diyelim, eldiven içliği. Onunla beraber düşünerek aldım. Ama bu sefer gaz hassasiyeti ve fren hassasiyetini kaybetmiş olacaksınız. Çünkü o eldiven içlikleri de elinizi saracak şekilde, yani ince şekilde yapılmıştır. O yüzden de hem montu seçerken hem eldiveni seçerken tam bedeninize göre seçin. Bu delikli bir eldiven, yani yazlık şekilde yapılmış deri bir eldiven. Herhangi bir kumaş tarafı yok. Özellikle hani yumruk korumaları, eklem yeri korumaları iyi, fakat eklem yeri korumaları yumuşak, fakat bu fren ve gaz hassasiyetini sağlayabilmek için körük mekanizması koymuşlar. Hem baş parmağına, baş parmağının orada da koruma koymuşlar. Hem şu baş parmağının ilk kısmında, baş parmağının son kısmına kadar korumalı şekilde yapılmış. Bilek koruması da gerçekten iyi. Yüksek bir eldiven olduğunu söyledim ve cırt cırt şekilde yapılmış. Bu eldiven alınabilir, bunu önerebilirim. Bunu çıkarttıktan sonra hem bunun altına önereceğim deri montları zaten linklere ekleyeceğim. Beraberinde sunabileceğim TCX'in bir botu var. Gore-Tex'tir, su geçirmez bir. Botun yanından cırtlıkla açılıyor. Bir fermuara sahip ve hiç terletmeyecek şekilde yapılmış delikli bir yapıya sahip. İçini zaten şu şekilde gösterebilirim. Arka tarafında körük mekanizması var. Ön tarafında körük mekanizması var. Bunun topuk ve vites koruması var, bilek korumaları var. Bunları önerebilirim Yiğit. Dainest'ten 7000 TL'lik ya da Alpinestar 7000 TL'lik koruma kombin istedim ama işte Dainest olarak elimde tek sadece ceket var. Hani Dainest'in bir eldiveni yok ya da işte Dainest'in bir botu yok bizde. Onun yerine Revit alabilirsin. Tamamen Revit'ten bir kombin yapabilirsin. Onun da linklerini ben aşağıya ve bunların da linklerini hemen aşağıya ekleyeceğim. Umarım yararlı olmuştur. Ha, bir de bir arkadaş daha vardı, Yusuf Özbey diye. Kawasaki H2 SX kombin istemişti benden. Onu da ekleyeyim bari. Yusuf, hani bunları kullanabilirsin Kawasaki H2 için. Kawasaki H2 için elinde GTR'in bu rengi var, yani tabi onun bir yeşili yok. Yeşilinden yok. Hani farklı bir renk ister miydin bilmiyorum ama hani NXR veya işte Q-West kullanabilirsin. Dainest'in işte bu devir pellesinden kullanabilirsin. Altına illerken deri bir pantolon istemiyorsan ve onun yerine kumaş bir pantolon istiyorsan, yazlık ve baharlık bir şey istiyorsan Tech90'ın Pirate'ını kullanabilirsin, Nemrut'unu kullanabilirsin, rengine göre Ilgaz ve Madra kullanabilirsin ama onlar taba renkteler. O taba renkleri kullanmıyorsan Pirate veya işte Nemrut sana çok iyi gidecektir. Benim önerilerim bu kadar arkadaşlar. Hani hem Kawasaki H2 hem de işte Yiğit'in önerilerini sunmaya çalıştım. Yiğit'e uygun öneriler sunmaya çalıştım. Ben bir de şöyle bir not ekleyeyim. Biz Bostancı Total benzincisinin hemen karşısındayız. Ben her gün mağazada olmuyorum arkadaşlar. Buradaki arkadaşlar size yardımcı olacaktır. Umarım yararlı olmuştur. İyi sürüşler.